Pandemi döneminde ekonomide neler oldu? Yani Türkiye bir tırmanışta. Ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Yandaşların ve yakınlarının kasasının derdine düşüp, yurttaşın sağlığını koruyacak önlemlerini kaldıran AKP-MHP iktidarı, ekonomide uçuş modundayız hikayeleri anlatırken, ekonomik kriz, ekonomik yıkıma dönüşüyor. İlk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 günü 6 lira 15 kuruş olan dolar 11 Ağustos itibariyle yaklaşık %20 artarak 7 lira 37 kuruşu gördü. 11 Mart günü 6 lira 94 kuruş olan euro 5 ay içinde 8 lira 73 kuruş ile zirveyi gördü. Gram altının fiyatı ise bu dönemde rekorlar kırarak 326 liradan 488 liraya kadar çıktı. Mart ayında asgari ücretle çalışan bir işçi maaşıyla 4 çeyrek altın alabiliyorken bugün 3 çeyrek altın alamıyor. Pandemide işten çıkarmalar yasaklandı. Ancak milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneğine mahkum edildi. TÜİK işsizliği düşüyor gibi gösterse de gerçekte işsizlik arttı. Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısı 2 milyon 411 bin kişi azaldı. Yani 2 milyon 411 bin kişi işsizler ordusuna katıldı. İş bulma umudunu yitirip iş aramayı bırakan kişi sayısı 2019 Mayıs'ında 558 bin iken Mayıs 2020'de bu sayı %143 artarak 1 milyon 358 bine çıktı. Merkez Bankası'nın rezervleri pandemi döneminde gittikçe eridi. Mart'ta 32.6 milyar dolar olan net döviz rezervi Temmuz'da 26.5 milyar dolara geriledi. Bütçe pandemiyle geçen son 5 ayda 123 milyar lira açık verdi. Onlar siyasi bekalarını halklarımızın geleceğine yeğlediler. Yediler, yediler, bitirdiler. Ama şimdi yolun sonuna geldiler.